Bizim TV'den merhaba sevgili seyirciler. Basın ve medya dünyasında son derece dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Nerede yaşanıyor? Hürriyet'te. Çok sayıda gazeteci bugün işten çıkarıldı. Büyük tepki var. Medya ve basın nereye gidiyor Türkiye'de? Büyük baskılardan söz ediyoruz. %90'ın üzerinde basın ve medya kuruluşu artık tamamen yandaş hükümet, yani AKP yandaşı oldu. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Duayen gazetesi, tam da ismi Hürriyet'in eski yazı işleri müdürü Sayın Tufan Türenç ile konuşacağız. Kendisi telefon attığımızda. Sayın Türenç, hoş geldiniz efendim bizim TV'ye. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler efendim. Evet, Hürriyet deyince şimdi benim gazete okuduğum dönemler geliyor aklıma. Elimden bırakamazdım. Bir amiral gemisiydi Türk basınının, Türkiye basınının, ama ne hale geldi? Son dönemlerin işte yandaşlaşmaya başlayan, artık iyice o yandaş medya ve basının odağına oturan bir gazeteden söz ediyoruz, Hürriyet gazetesi. Bugün çok istenmeyen şeyler yaşandı. Çok sayıda gazeteci işten çıkarıldı. Ona döneceğim ama sizin döneminizi biraz konuşmak istiyorum. Ne zaman siz Hürriyet'ten ayrıldınız? Niye ayrıldınız? Hürriyet'in bugün biz geldiği... Hürriyet'ten bir hafta önce Fikret Ercan'la birlikte ayrıldık. Bizden bir hafta sonra da gazete, hatta bir hafta bile değil, 3-4 gün sonra gazete satıldı. Demirören'e. Evet, Demirören'e. Yani öyle bir şey oldu, evet. Ondan sonra da zaten... İyi ki de oldu. Çünkü biz zaten yani onlarla bir arada gazeteciliği yürütemezdik. Daha şey olurdu, daha tatsız şeyler olabilirdi. Tam zamanında ayrılmışız, iyi oldu. Yani gördünüz geleceği Hürriyet'in. Tabii yani geleceği. Biliniyordu çünkü Aydın Bey'in artık satma noktasına geldiğini de biliyorduk. Çünkü konuşuyorduk, dertleşiyorduk. Çok büyük baskı altındaydı satması için. Ondan sonra belliydi o. Ama bize satacağım, edeceğim falan demedi ama yani bizim ayrılmamız için o da iyi yaparsınız, iyi edersiniz dedi. Evet. Nitekim de öyle oldu. İyi de ettik. Evet. Çünkü işte hesabımızı, kitabımızı Aydın Bey'le yaptık, bitirdik. Çünkü o bizim, benim ta hatta Milliyet'te de patronumdu, Hürriyet'te de patronum oldu. Onun için Aydın Bey'le bizim patronluk çalışan şeyi yoktu. Çok yakınsınız. Sağ kolunuz diyebiliriz. Evet. Arkadaştık, dosttuk. Evet. Yani birbirimize dert yanardık, konuşurduk, ederdik. Öyle bir ilişkimiz vardı. İşte böyle tatlıca bıraktık. İyi de oldu. Evet, yani iyi olmuş gerçekten. Çünkü ben Hürriyet'in sabah olacağını biliyordum. Yani satıldıktan sonra çünkü Tayyip Bey onu istiyordu. Yani Hürriyet'in sabah olmasını istiyordu. Sabah olunca da Hürriyet tabii her şeyini kaybetti. Tirajını kaybetti, okurunu kaybetti. Ondan sonra gelirlerini kaybetti, ilan gelirini kaybetti, her şeyini kaybetti. Bugün yapılan denskat da onun sıkıntısı. Çünkü Hürriyet bu haliyle bu reklam geliri tamamen düşmüş vaziyette, tıracı düşmüş vaziyette, bu haliyle bu maaşları ödeyemez. Bu kadroyu sırtında taşıyamaz. Mümkün değil. Onun için ben bekliyordum böyle bir tezkat. Nitekim işte geldiler. Artık maaşları ödeyemeyecek duruma girdikleri için bu tezkatı hızlı bir şekilde yaptılar. Daha da yapacaklar. Onu söyleyeyim size. Daha da yapacaklar. Peki Sayın Türen, şimdi az önce çok dikkat çekici bir şey söylediniz. Tayyip Bey Hürriyet'i sabaha çevirmeye çalışıyordu dediniz ama şimdi yine buna benzer bilgiler dolaşıyor piyasada. Hürriyet'te bu işten çıkarmaların sabahtan geleceklere yer açmak için yapıldığı şeklinde. Böyle bir olasılık var mı? Yani sabahtan gelecek veya başka yerden, yani onlara yakın kişiler artık gelecek. Böyle tarafsız gazetecilik yapmak isteyen insanlar gelmeyecek. Zaten şimdiki arkadaşlar hep bizim
şey ettiğimiz ve birlikte çalıştığımız çoğu bizim yanımızda yetişmiş arkadaşlar. Evet. Bunlar çok iyi gazetecilerdir. Çok iyi gazetecilerdir. Onlara bıraksalar gazete pırıl pırıl devam eder. Ama o amaçla zaten aldırılmadı ki, sattırılmadı ki. Onun amacı yine yandaş gazete olsun istediler Hürriyet. Böyle muhalif gazete değil de yine iktidarın yanında bir gazete olsun istediler ama şunu hesap edemediler ki bunu sabahta da yaşadılar ama ders almadıkları için Hürriyet'in aynı güçle, aynı saygınlıkla devam edeceğini zannettiler. O da olmadı. Olmayacağı da belliydi. Gücünü ve saygınlığını kaybetti. Kaybetti saygınlığını. Tirajı nerelerde yani bilmiyorum. Zannediyorum bana göre 100.000'lerin altında Hürriyet'in evet, tirajı. Evet, öyleymiş. Evet. Şimdi gazeteciliğin geldiği noktada az önce de söyledim. Yani Hürriyet'te çalışmadım ama iyi bir Hürriyet okuyucusuydum. Yani burnumun direği sızlıyor Hürriyet'in bu hale getirilmesiyle ilgili olarak. Her nedense böyle başarılı kurumlara, kuruluşlara, basın ve medya alanında bir çomak sokuyorlar. O şeyi bozuyorlar, o dokuyu bozuyorlar. Şimdi sizin burnunuzun direği sızlıyor, benim yüreğim sızlıyor. Evet, evet. Ben o gazeteye çok emek verdim arkadaşlarımla birlikte. Gecemizi gündüzümüze kattık. Uyumadık. Tatil yapmadık. Ya. Neler neler çektik. Ama o gazeteyi gazete gibi götürdük. Yani hem ben Erol Simavi'ydi ben Hürriyet'e geçtiğim zaman patron. Satılmasına da tanık oldum. Ama Aydın Doğan Erol Bey'in güvendiği bir insan olarak gazetenin hiçbir şeyini bozmadı. Evet. Çünkü Erol Bey aslında bakın bu çok bilinen bir şey değildir. Erol Bey'e aslında Aydın Bey'den çok iki misli para veren oldu. Satın almak için. Ama onlara vermedi Erol Bey. Çünkü dedi ki bana dedi ki Erol Bey bak dedi Hürriyet çok güçlü bir silahtır. Onun bunun eline düşmemesi lazım. Onun için Aydın Bey'e ben güveniyorum. Bu adam gazetecilik yapacak. Onun için ona ben bu fiyata verdim dedi. Ve ucuz verdi. Hatta Aydın Bey de geldiği zaman gazetedeki arkadaşlarla konuşurken bize çok makul bir fiyatla verdiği için Erol Bey'e de teşekkür ederim dedi. Yani bu enteresan bir şey tabii yani. Evet. Erol Bey burada çok asil davrandı. Evet. Çok vatansever bir insan olarak. Yoksa iki misline satardı. Ama tabii. Kime giderdi? Belki mafyanın eline giderdi. Belki onun eline giderdi. Bunun eline giderdi. Onun için vermedi onlara. Onlara. Evet. Çok vardı isteyen. Büyük fedakarlıklar yapılmış da tutun en başta Erol Bey'den başlarsak ama tabii. Bugün geldiği durum bakın peki. Ben şimdi 50 yıl gazetecilik yaptım evet. Babali'de 50 yıl ve ben 3 gazetede çalıştım. Milliyet, Güneş, Hürriyet. Evet. Milliyet'te aşağı yukarı 18 yıl 17-18 yıl çalıştım. Oradan Güneş'e geçtim. 2 yıl Güneş'te çalıştım. Ondan sonra Hürriyet'e geldim. 30 yılda Hürriyet'te çalıştım. Şimdi bu 3 gazete Türkiye'nin en kaliteli gazetesiydi. Evet. Ben çalıştığım dönemde. Ama şimdi bu 3 gazete üçü de yandaş oldu. Ne kadar acı değil çok mi? Çok acı. Çok çok inanılır gibi değil. Yani işte ben bunu ikinci kitabımda da yazdım olduğu gibi. Bütün ayrıntılarıyla şeyiyle yazdım. Üç gazetenin hazin öyküsü diye. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ve o öyküyü anlattım. Nasıl bunlar yandaş oldu? Ya. Neden oldu? Bunları anlattım. Ama olan oldu. Bugün artık Türk medyası diye bir medya yok. Onu söyleyebilirim. Evet, yani anlattıklarınızı çok iyi anlıyorum. Maalesef hepimizin başına geliyor bu tür şeyler ama koskoca Hürriyet'in bu hale getirilmesi içler acısı gerçekten. Koskoca Hürriyet çok
saygın gazete olan Milliyet. Milliyet'te son derece saygın. Yani bizim çalıştığımız dönemde Abdi İpekçi'nin kurduğu çok saygın bir gazeteydi Milliyet. Onun haline bakın şimdi bugün. Yani bitmiş bu iş artık. Evet. Nereye kadar gider bilmiyorum. Bir çok daha da umutlu değilsiniz anladığım kadarıyla Tufan Bey. Değilim yani. Şimdi Hürriyet'i tekrar kim alır, kim eski haline getirir? Kolay değil yani o kadar büyük gazeteyi tekrar derleyip toparlamak. Bir defa Hürriyet'in kadrosu olağanüstü bir kadroydu. Şimdi o kadroyu tekrar toparlayamazsınız yani. Doğru. Birçoğu zaten ayrıldı. Evet. Çok zor. Neyse hayırlısı bakalım. Hayırlısı göreceğiz. Bakalım göreceğiz hep birlikte. Tufan Bey bizimle birlikte oldunuz. Ses verdiniz. Durumu özetlediniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Türk gazeteciliğinin bir çınarısınız adeta. Sağlık diliyoruz size. Sağ ol. Teşekkür ederim. İyi işler, hayırlı işler çok diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi efendim. Yayınlar diliyorum. Çok merci, teşekkür ediyorum. Saygılarım efendim. Sağ olun. Merci, sağ olun. Evet, Hürriyet'te işten çıkarmalar. Aslında oradan yola çıkarak Türk basın ve medyasının nasıl yandaşlaştığını, gelinen son noktayı konuştuk. Duayen, Türk gazeteciliğinin çınarı diyebileceğimiz Hürriyet'in eski yazı işleri müdürü Sayın Tufan Türenç'le buruk bir yayın oldu. Bir başka yayında buluşmak üzere efendim, hoşçakalın.